Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbirek. Bugünkü dersimizde break ve continue kavramlarıyla döngülerimize nasıl bir label takarız ve bunun ne gibi kullanımları vardır, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi for loop'umuzu öğrenmiştik. Range'lerimizi öğrendik. Mesela şöyle bir kullanım yapalım. Var dedim, numaralar dedim. Ve bu numaraları 10 dediğimde bu numaraların içine 1'den 10'a kadar olan bütün sayıların atandığını öğrenmiştik. Bunları ekrana bastırmak istediğimde for diyorum. I dedikten sonra in diyoruz ve numaraları yazıyorduk. Print line i. Bu bana 1'den 10'a kadar olan sayıların çıktısını veriyordu. Türlü türlü farklılıklar yapabiliyorduk. Mesela bunu ben tersten yazdırmak istediğimde ya buradaki ifadeyi 10.2.1 diyebiliyordum veya 1'den 10'a kadar olan sayıları tersten işletmek istediğimizi söylüyorsak nokta deyip reverse metodunu kullanabiliriz. Bu da ne yapacaktır? Bu sefer 1'den 10'a doğru değil, 10'dan 1'e doğru olan sayıları ekrana bastıracaktır gördüğünüz gibi. Peki buna step verebiliyor muyuz? Step deyip mesela ikişer ikişer düşsün. Gördüğünüz gibi 10, 8, 6, 4, 2 diye 2, 2 azalarak gitti. Bunları gördük. Şunları bir silelim. Burada anlatmak istediğim konu, yeni konumuz break anahtar kelimesi. Break adından da anlaşılacağı üzerine belli bir durum olduğunda döngüyü sonlandırmak istediğimizde mesela ekrana bassın ve şöyle bir kontrol yapalım. Eğer diyelim i eşit eşit ise 5 ise burada bir break ifadesi yazalım. Mantıken ne yapacaktır? 1, 2, 3, 4 yapacaktır. 5'e geldiğinde kontrolü yapıyoruz. Aslında bunu kontrolü her döngüde yapıyoruz. 1 eşit mi 5'e? Değil. 2 değil, 3 değil. 5 eşit mi 5'e? Evet. O zaman break. Break yap demek ne demek? Döngüden çık demek arkadaşlar. Şimdi en basit kullanımı bu şekilde. Peki bunu biraz daha karışıklaştıralım. Nasıl yapabiliriz? For dedim. I, in diyorum. 1'den 3'e kadar. Bunun içine bir for da yazıp iç içe for kullanalım. Bu sefer de j eşittir 1'den 3'e kadar. Ve de print line'la bunları ekrana bastıralım. Burada nasıl bir yapmışım ya bunu? Şurası in olacak. Evet. Öncelikle ekranımıza şöyle açalım. Dolar i'yi yazdıralım. Daha sonra da dolar j'yi yazdıralım. Şurayı şöyle yorum satırına çevireyim ve de bir bakalım ekranımızda ne yazıyor. Bilen arkadaşlar hemen söyleyecektir. Burada 9 satırlık bir kod çıkacak. Öncelikli olarak i'nin 1 olduğu kısım için buradaki döngü çalışacak ve bu döngü gördüğünüz gibi 1'den 3'e kadar, yani 3 kere çalışıyor. 1'in 1'i, 1'in 2'si, 1'in 3'ü. Buradaki döngü bittiğinde ikinci en dıştaki döngü bu sefer i 2 oluyor. 2 1 2 2 2 3. Yine buradaki döngü bitti. Bu sefer i'miz 3 oluyor vesaire. Şimdi burada bir kontrol yapmak istiyorum. Mesela ben 2'nin ikisini gördüğü an bu döngüden çıkmasını istiyorum. Buraya geldim. If dedim. Eğer i 2'ye eşitse ve de j 2'ye eşitse bu döngüden çık. Mantıklı mı? Hani şu an için çalışması lazım diye düşünüyoruz. Her bir çalışmada, yani bunları yazarken ki her bir satırda bunun kontrolü yapılacak. Ne zaman ki i'nin ve j'nin 2 olduğu yerde döngüden çıkmasını istiyorum. Yani aslında ne istiyorum? Şunların artık gözükmemesi ekranda gerekiyor. Bakalım öyle mi olacak? Hiç de öyle olmadı. Neden olmadı?
Veya ne oldu burada? Bakın 2-2'yi gördü. Break yaptı. Buradaki break'te ne oldu aslında? Sadece 2'nin 3'ünü 2'nin 3'ü gözükmedi. Yani aslında break dediğimde sadece bu döngüden çıktı. Bunu şöyle daha güzel görebiliriz. Şurası 1 olursa 2'nin 1'inden sonra 2'nin 2'si ve 2'nin 3'ünü görmeyip 3'ün 1'ine geçmesi lazım. 2'nin 1'inden sonra 2'nin 2'si ve 2'nin 3'ü. Yani demek istediğim buraya break dediğimde bu break metodunun komutunun yazılı olduğu for'dan çıkıyor. Ama dıştaki for'dan çıkmadı. Peki bunu ben buna nasıl yaptırabilirim? İşte burada isimlendirilmiş döngü dediğimiz konu. Yani ben bu döngüye bir label atayabilirim. Şuraya geldim. Ne diyelim? En dıştaki for diye buna ben bir isim koyuyorum. Bu sefer de at koydum. Bunu yapmamla beraber ben aslında şuradaki en dıştaki for'a bir label, bir etiket takmış oldum. Ve diyorum ki buradaki break metodu, break komutu bu dıştaki yani şu içteki for'a değil buna hitap etsin. Bunu da nasıl kullanıyoruz? At deyip en dıştaki for. Bu sefer break dediğimde ne olacak arkadaşlar? Şöyle bitişik yazmamız gerekiyor. Break dediğimizde içerideki for'dan değil dışarıdaki for'dan break yapması yani çıkması gerekecek. Gördüğünüz gibi 2'nin 1'ini yazdırdıktan sonra bu sefer sadece bu for'dan değil içerideki for'dan da çıkmış oluyor. Hatta bu for'dan çıkmıyor da bundan çıkıyor. Bundan çıktığı zaman zaten bu da çalışmayacaktır demek oluyor. Break'imizin kavramı bu şekilde. Bir de yine döngülerde kullandığımız continue diye bir anahtar kelimemiz var. Bunun için yine burada i deyip numaralar şurası in olacak. Önce bunu bir ekrana yazdıralım. Şurayı da tekrardan yorum satırı altına alayım. 1'den 10'a kadar sayıları yazdırdım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Burada da continue anahtar kelimesinin nasıl kullanıldığını görelim. Mesela ben burada 5'in gözükmesini istemiyorum. Yani 5 olduğunda şuradaki ifade çalıştırılmasın. Buraya geldim. Dedim ki eğer i sayısı eşitse 5'e continue. Yani herhangi bir şey yapma işine bak demek oluyor. Bakalım olacak mı? Gördüğünüz gibi i'nin 5 olduğu durumda continue dediğimiz an döngüden çıkmıyor. Ama ne yapıyor? 5'i i'yi hemen 6'ya atıyor. Yani altındaki ifadelerin hiçbir önemi kalmıyor. Bu en basit örneği. Bunu da gelin isterseniz şöyle bir iç içe for'larla anlatmaya çalışalım. Yine buradaki döngüyü kullanabiliriz burada. Şunları yorum satırı içine aldım. Bu sefer de ne yapalım arkadaşlar? Şu print line'ı şunun altına alalım. Şurada bir parantezimiz eksik sanki. Şu yok yanlış oldu tekrardan. Bir parantezimiz daha iyi olacak. Evet. Şimdi burada ne yapmışız? 1'den 3'e kadar 2 tane döngümüz var. i'nin 2 ve j'nin 1 olduğu yerde bu sefer ne diyeceğiz? Continue diyeceğiz. Continue. Şöyle alt alalım. Bakalım çıktığımız nasıl? Bakın burada da ne yaptı? Eğer i'nin 2 olduğu ve j'nin 1 olduğu bir durum varsa ekrana yazdırma. Gördüğünüz gibi 2'ye 1 ifadesi burada gözükmüyor. Ve devam et. Devam et dediği ne? Buradaki for'dan çık. Pardon. Buradaki i değerini bu sefer j'yi 1 değil 2 yap ve bu for'u bir daha işlet. Ben burada yine eğer içteki for'u iptal edip dıştaki for'a göre bir işlem yapmasını istiyorsam
Buraya gelip bir isimlendirme yine yapabilirim. Dıştaki fon diyelim. Buradaki eti nereye koyuyorduk? Bunun başına koyuyorduk. Yani forun başına koyuyorduk. Ve daha sonra da şu ifadeyi alıyorum. Yani buradaki mantık şu. İsim, et işareti, daha sonra et işareti, isim. Zaten bu sefer ne oldu? Bana bir açıklama verdi. Bu sefer kontrol edelim bakalım ne olacak. Bu sefer de ne yaptı? İ'nin 2 ve J'nin 1 olduğu durumda içteki dıştaki foru geçtiği için bu sefer İ'yi 3 yapıp işlemine devam etti. Yani İ'nin 2 olduğu forla ilgili herhangi bir bilgi yok gördüğünüz gibi. Yani ben bu etiketleri kullanmasam bu continue veya break'ler yazılı olduğu foru etkiliyor. Ama ben bu label'ları kullanarak atıyorum burada 3 içe iç içe 3 tane for da olabilirdi. İstediğim forla ilgili işlem yapmak için buradaki bu label'ları etiketleri kullanabiliyorum arkadaşlar. İlerleyen uygulamalarda daha gelişmiş uygulamalarda bunların kullanımını görürüz. Ama şu an için mantığı bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.